Garip bir hüzün, gizliden saldırmaya başlayacak sevinçlere. Alevi, şamdana yaklaşan mum gibi kalbin ritmini bozacak. Bir vicdan sorgusu hasıl olacak. Geceler boyu uykuları haram kılan. Aklından uzaklaştırmaya çabalasan da koparıp atamadıkların her geçen an yenileri eklenerek kuvvetli bağlarla bağlayacak geçmişini. Etkisi azalacak belki ama silinmeyen soğuk damga gibi hep kalacaklar. Şimdi dediğimiz an maziye koca bir adım uzaklaşma aslında. Bilinçsiz bir teslimiyetle. Fütursuz sözlerin destursuz dolaştığı dillerde ahlar anlamsızlaşacak. Keşkeler sessizce tozlara süpürülüp yok olacak zaman şeridinde var olduğun an kadar. Başlangıçlar ve sonlar, beşik ve mezar gibi. Hangisi başlangıç, hangisi son? Zamanın yaldızlı dökümü İçinde bizim sandığımız, lakin hiç sahip olamadığımız anların akışkan dönüşmenleri arsız bir aydınlıkla karşılıyor her sabahın şafağı. Gecenin sonu. Aydınlık tekrar tekrar kararan bin bir gece. Son ya da başlangıç, ne fark eder? Birbirinin tekerrürü değil mi her biri? Ağırlığı olmayan bir sis bulutunun içinde saklı bütün cümleler. Duygularda o cümlelerin bir başında, bir sonunda. En can alıcı yerinden vuruldu gece. Beyaza bürünen yolların bir türlü sona ermediği kabuslarla yoğrulu uykularda. Bulutsuz gökyüzü kadar kocamandı. Dokunduğum yüreğin bir deli poyrazla büyü bozuldu. Kırıldı kalbim. Dağıldı sevda parçacıkları yeryüzüne. Parmak uçlarımda sızı. Şimdi geçmeye üşenen saatlerin zehirli zemberekleri ve zaman ve an. İçinde taşıdığı ateş yakar ellerini. O ateşi yakan kullanılmıştı. Yıpranmıştık, dokunulmuşluk duygusuysa tarifsiz hazların kapı çalımı. Ve bir tek kitaplara yakışır ikinci el kokusu. Güzellik aradığın, bulabileceğine kanaat getirdiğin yerde. Güzel görebilmek için de güzel bakabilmeyi bilmek gerekli. Yalnızca dışarıda değil rengarenk ışıklar. Alıcı gözlere ihtiyacın var sadece. Alıcı gözlerin yoksa ışık yok. Ve tabii karanlık da yok. Sesler var sadece. Sesleri kaybedip sözcükleri yakaladığın anda da ritim, ses ve sessizlik arasındaki vazgeçilmez ilişkin başlar artık. Hayatının vurgusu hangisi? Sesler mi? Sözcükler mi? Sessizlik mi? Sözcükleri de, sesleri de kafesinden kurtarma. Sessizlikle olgunlaştırdığında ruhunu sınırlı değil, sonsuz olursun. Vasıfsızsındır artık ve huzura yaklaşır adımları. Kimliksiz, renksiz, kokusuz, hatta duygusuz. Sadece gördüğüm müydü yanıp yakaladığım? Bir sedada kalmalıydı. Kalmalıydı gönül hanemde. Sararmaya mahkum. Bir iki fotoğraftan ötesi yok elimde. Bir iki fotoğraftan ötesi yok. Yok elimde.